İyi akşamlar. Bugünkü bir video çekimimiz olacak. Bu çekim başarılı olursa devam ederek sizlere farklı günlerde farklı bilgiler vermeye devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Bir denemeyle başlıyoruz. Şu an Rusya'dayız, Moskova şehrinde. Hafta sonu herkes dinleniyor. Ben de çalışma odamda kitaplar uğraşırken falan aklıma geldi. Dedim bir görüntülü bilgi verme işlemini deneyeyim. Belki bu şekilde daha fazla insanların ilgisini çekecektir. Rusya ile ilgili olarak çok farklı konular var. Çünkü iki ülke arasında çok fazla insan trafiği, mal satışı, ürün trafiği, para trafiği olduğu için insanlar arasında çok fazla sorunlar oluyor, ilişkiler oluyor, ticari ilişkiler her geçen gün artıyor. Bugünkü konumuz, notlarıma da bakayım. Rusya'da boşanma işlemi. Geçen bu 25-30 senelik zaman içerisinde elbette Rusya'da karma aileler oluştu. Bu ailelerin kimisi halen başarıyla devam ediyor, çocukları oldu, yaşıyorlar. Kimileri ise boşanmayla sonuçlanıyor. Rusya'da en çok sorulan sorulardan birisi, boşanma işlemleri nasıl oluyor? Rusya'da boşanma işlemi yapabileceğimiz iki tane kurum var. Bunlardan birisi Nüfus Müdürlüğü, Rusya'sı bunun ZAGS diye geçmektedir. İkinci boşanma yapabileceğiniz makam ise Rusya mahkemeleridir. Nüfus müdürlükleri yani ZAGS'lar eşlerin anlaşmalı olarak boşanma yapabilecekleri kurumlardır. Eşler buraya giderek birlikte dilekçe verirler ve bir ay sonra boşanma işlemi gerçekleşir. Çünkü Nüfus Müdürlüğü eşlere bir ay düşünme süresi vermektedir. Bir ay sonunda halen kararları boşanmak ise yine boşanma işlemi yapılır. ZAGS'ların yani Nüfus Müdürlüklerin bir özelliği tek taraflı boşanma yapmazlar. Yani eşlerden birisi gidip de ben boşanacağım diye bu kuruma müracaat edemez. Bu durumlarda ise mahkemeye başvurmak gerekir. Mahkemelerde yapılan boşanma işlemlerinde çocuk olan ailelerde, mal bölüşümü problemi olan ailelerde veya tek taraflı boşanmalarda mutlaka mahkemeye başvurmak gerekecektir. Mahkeme en çok sorulan soru ne kadar sürer? Mahkeme genelde birincisi hazırlık duruşması olmak üzere ikinci duruşma ve üç duruşma. Maksimum bizim pratikte gördüğümüz budur. Her duruşma arası bir ay yaklaşık zaman alır, gün atmaktadırlar. Dolayısıyla 3 ayda eşler rahatlıkla boşanabilirler. Boşanma işlemlerinde genelde Rusya'da karşımıza çıkan durum şu, eşlerden Rus olan taraf Rusya'da yaşıyor, eş Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'deki kişinin haberi olmadan Rus bayan kendisinden boşanabiliyor. Buradaki en büyük sebep ise mahkemenin boşanma işlemini uzatmaması ve sizin evlenirken verdiğiniz adres Türkiye'de olsun, Rusya'da olsun mahkeme için esas alınmaktadır. Dolayısıyla mahkeme gönderdiği celplerde bu adrese bunun ulaşıp ulaşmadığına bakar. Eğer verdiğiniz adreslerde 2'den 2 ve yukarısı defa adrese, posta ulaşmıyorsa veya alıcı almıyorsa mahkemeye boşanmayı yapacaktır. Mahkemelerin adres konusuna bakışı eğer kişiler herhangi bir kurumda adres beyan ediyor biliyorlarsa bu adresin kontrolü, bu adrese gelen postaları veya haberleşmeye ulaşımı kişiye ait olduğunu düşünmektedirler. Yani siz Türkiye'desiniz. Eşiniz Rusya'da size mahkemeye vermiş boşanmak için. Hakim ikinci duruşmada şuna bakar. Türkiye'ye bu posta ulaşmış mı? Nereye ulaşmış? Mahkeme bunu gönderiyor. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı Adalet'e, Adalet de size gönderiyor. Yani Türkiye'deki birinci basamak merci bu postayı aldığı an Rus mahkemesi bunun size ulaştığı fikrine sahip oluyor. Dolayısıyla bir duruşma sonra en fazla bu boşanma işlemini
gerçekleştiriyor. Bazı sorularda şu gündeme geliyor. Ben istemiyorum ama eşim boşanmak istiyor. Mahkeme bizi boşar mı? Mahkeme mutlaka boşayacaktır. Çünkü Rusya'da kanunlar kimse kimseyi zorlu evli olarak tutamaz. Yani aile bağı bozulduysa, eşlerden birisi istemiyorsa, diğeri bu evliliği istemiyor diye bunu sürdürmenin anlamı olmadığını düşünmektedirler ve boşanma kararını gerçekleştiriyorlar. Boşanma ile aynı anda nafaka konusu gündeme gelebilir. Çocukların durumu gündeme gelebilir. Veya varsa ortak mal bölüşümü gündeme gelir. Ancak boşandıktan sonra bunu ayrı mahkemelerle de yapabilirsiniz veya tek bir boşanma davası içerisinde bunların hepsine mahkeme bakabilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak bana sorulan sorulara yine ben notlarımdan bakacağım. Yine vatandaşlarımızın yaşadığı bir sorun, Rusya'da yapılan boşanmaların Türkiye'de ne şekilde olacağı. Mutlaka birçok aile Rusya'da yaptığı evliliği Türkiye'de de kayıt altına alıyor. Dolayısıyla Rusya'da yapılan bir boşanma işlemini Türkiye'de tanıtmanız gerekecek. Bunun için sizden istenecek evrakların birincisi Rusya'daki mahkeme kararının apostil yaptırılmış şekilde tercümesiyle mahkemeye sunulması olacaktır. Karşımıza genelde şu sorun çıkıyor. ZAGS yani Rusya'da nüfus müdürlüklerinde yapılan boşanmalarda sonucu alınan boşanma belgesi Türkiye mahkemelerince kabul edilmeyebiliyor. Çünkü Türkiye'deki mahkeme Rusya'da muhatabı olan ve aynı seviyede olan bir makamın kararını aramakta. Bu da dolayısıyla mahkemedir. Onun için ülkeler arası yapılan boşanma işlemlerinde mutlaka mahkeme kararı ile boşanma işlemini yapmanızı tavsiye etmekteyiz sizlere. Nafaka konusu sadece mahkeme kararı ile olacak bir şeydir. Yani nüfus müdürlüklerinde yapılan boşanma işlemlerinde nafaka konusu gündeme gelemez. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelemez. Sadece çocuğu olmayan, herhangi bir mal bölüşümü olmayan, herhangi bir nafaka konusu olmayan eşler dilekçe vererek bir ay içerisinde nüfus müdürlüklerinde boşanabilirler. Mahkemelerde duruşma günleri bir ay aralıklarla atıldığını söylemiştim. Onun dışında çocukların durumu, nafakanın miktarı mahkemenin vereceği kararlarla belirlenir ve eşler buna uymak zorundadır. Boşanma konusunda çocuklarla ilgili olarak boşanmayı etkileyebilecek şunu söyleyebilirim. 2 yaşına girmediği takdirde çocuk mahkemeler boşanma yapmayacaktır. Mahkeme ailelerde çocuk 2 yaşına gelmediyse boşanmayı çocuk 2 yaşına gelene kadar beklemeye alırlar. Kabul etmezler dilekçenizi veya askıda bekletirler. Onun dışında boşanma konusuyla ilgili gelebilecek bütün sorularda özellikle bize şu soruluyor. Eşim beni aldatıyor. Bununla ilgili boşanırken bir tazminat almam mümkün mü? Veya eşim bana yalan söylüyor. İşte haberim olmadan şunu yapmış, bunu almış, buraya gitmiş. Bunlar bir tazminat konusu olabilir mi? Tüm boşanmalarda tazminat konusunun gündeme gelmesi için mutlaka bir evlilik sözleşmesi, evlilik kontratının olması gerekir. Bu kontrat olmadığı sürece herhangi bir tazminat tarafların birbirinden istemesi mümkün değildir. Zaten bu evlilik kontratına da eşim beni aldatırsa çocukları alırım, boşanırım. Eşim beni aldatırsa hiçbir hak iddia etmeden boşanma işlemi yapılır gibi maddeler konamaz. Çünkü evlilik kontratı da tamamen maddi konuları içeren bir sözleşme niteliğindedir. Bu bahsettiğim nafaka olsun, mal bölüşümü olsun, evlilik sözleşmesi kontratı olsun, bunların tamamında ayrı ayrı videolarda
sizlerle ileride paylaşacağım. Umarım bu yaptığımız bilgilendirme sizler için faydalı olacaktır. Bakalım ne kadar sizden ilgi görecek. Görülecek ilgiye göre yeni videoları da sayfama ekleyeceğim. Sağlıcakla kalın.